Merhaba. Söyleyin bakalım, kan damarları hakkında bilmediğiniz bir şeyler öğrenmeye hazır mısınız? Öncelikle size değişik kan damarlarından bahsedeceğim ve sonra da bu damarların ortak özellikleri olup olmadığına bir bakacağız. Diyelim ki vücudunuzdan bir kan damarını aldık ve mikroskop altına koyduk. Kanın aktığı boşluğa, yani damarın tam ortasındaki bu boşluğa lümen deniyor. Lümenin hemen etrafında hücreler bulunur. Bu hücreler lümeni çepeçevre sardıkları için kanın temasta bulunduğu ilk hücrelerdir. Hücrelerin iç yüzünde lümen var. Dış yüzünde ise onları bir arada tutan proteinleri yerli yerlerinde çizmeye çalışıyorum şimdi. Evet, tüm endotel hücreler ve bunları bir arada tutan bazal membran var. Bazal membran büyük ölçüde protein içerir. İçeriğindeki protein kemiklerimizde, hatta diş etlerimizde bulunan kolajendir. Ve bu protein vücudumuzda bulunan tüm kan damarlarını kaplar. Bazal membran ve endotel hücreler, tunica intima, güzelce yazayım, yani iç katman olarak adlandırılan katmanı oluştururlar. Tunika kelimesi, tunik kelimesine benziyor, öyle değil mi? Tunika, katman, tabaka ya da kaplayan şey anlamına gelen bir kelimeden türemiştir. İntima ise iç, içteki anlamına gelir. Şimdi tunika intimaya neden iç katman dendiğini daha iyi anladık. Yani ben öyle tahmin ediyorum, değil mi? Bu katmanın hemen etrafında bir başka katman daha bulunur. Bu katmanı kırmızı ile çiziyorum. Burada kaslar yer alır. Bu çizgilerin düz kas hücrelerini gösterdiğini hayal edin, tamam mı? Bu katmana tunica media yani orta katman adı verilir. Bu katmanla ilgili hatırlamamız gereken şey düz kas hücreleri olmaları. Tunica media'nın etrafında da başka bir katman bulunur. Bunu da sarıyla çizeyim. Sarı çizgi daha çok proteinleri temsil ediyor. Aynen bazal membranda olduğu gibi tek fark buradaki proteinlerin çeşitleri. Yine de bu katmanda da çok miktarda kolajen olduğunu eklemeliyim tabii. Evet, kolajen ve bir takım başka proteinler. Bu katmanın adı da tunica externa ya da dış katmandır. Bazı kaynaklarda bu katman için tunica adventitia isminin de kullanıldığını görebilirsiniz. Tunica externa ile ilgili ilginç bir özellik, çok geniş damarlarda doğal olarak bu katmanında kana ihtiyacı olduğu için en dışta bazı kan damarlarının bulunmasıdır. Peki bu böyle devam eder mi? Yani üzerinde kan damarları olan kan damarları? Tabii ki de hayır. Bu özelliğe yalnızca geniş damarlarda rastlanır ve zaman zaman vasa vasorum ortaya çıkar. Vasa vasorum çok havalı bir isim olsa da damar duvarını besleyen ya da küçük kan damarları üzerindeki küçük kan damarları anlamına gelir. Tunica externa'da kan damarları ve sinir uçları yer alır. Bunu çizmek zor olacağı için şimdilik bu notlarla yetineceğiz. Evet, bu katmanda kan damarlarına ek olarak sinir uçları da vardır. İçerikli birbirinden farklı ve havalı olan üç katmanı sıraladığımıza göre, şimdi bu yapının her damar tipi için aynı olup olmadığına bir göz atmaya ne dersiniz? Toplar damarlarla başlayalım ha? Toplar damarların içinde tunica intima vardır. Sadece mor bir çizgi çizeceğim çünkü bu mor çizginin endotel hücrelerle bazal membranı temsil ettiğini artık biliyorsunuz. Bunu çevreleyen düz kas katmanını da çizelim. Kırmızıyla tunica media'yı çiziyorum. Son olarak toplar damarların üçüncü katmanı olan tunica externa'yı da çizelim. Evet.
Toplar damarlar az önce açıkladığım genel damar yapısına uyarlar. Üç katmanları vardır ve az önce anlattığım her şey toplar damarlar için geçerlidir. Sıra atar damarlarda. Atar damarlar için farklı bir renk seçmeliyim. Mesela, evet, kırmızı. Atar damarları geniş ve orta büyüklükteki damarlar ve bunlardan biraz farklı olan küçük atar damar ve arterioller olarak ikiye ayırmak istiyorum. Bu arada az sonra küçük atar damar ve arteriollerin aslında birbirlerine çok benzediklerini göreceksiniz. Ama önce geniş ve orta büyüklükteki atar damarlara bir bakalım. Bu damarların da bir iç katmanı vardır. İç katman üzerinde ise onları toplar damarlardan ayıran özelliklere sahip bir tunica media yer alır. Atar damarlarda tunica media çok ama çok daha geniştir. Yani toplar damarlarda ince olan bu kas dokusu atar damarlarda daha geniştir. Geniş ve orta büyüklükteki atar damarlarda bu katmanda daha geniş olan düz kas dokusuna ek olarak elastin proteini de yer alır. Elastin proteini bu damarları elastik bir hale getirir. Bu damarların elastik olması ise son derece önemlidir. Çünkü atar damarlar son derece yüksek kan basıncına maruz kaldıklarından bu basınç altında kırılıp kopmamaları gerekir. Yeşille çizdiğim elastin proteini, atar damarları yüksek basınçlara dayanabilmeleri için daha elastik hale getiriyor. Anlaştık mı? Basınç için P harfini kullanıyorum. Orta katman bu şekilde ve bunun üzerinde de az önce gördüğümüz özelliklere sahip dış katman bulunuyor. Geniş ve orta büyüklükteki atar damarlar için önemli bir fark öğrendik şimdi. Sıra küçük atar damar ve arteriollerde. Şimdi yine lümenle başlayalım. Ve yine toplar damarlara göre daha geniş olan bir tunica media. Evet, geniş ve orta büyüklükteki atar damarlar için geçerli olan durum, küçük atar damar ve arterioller için de geçerli. İki tip atar damarda da tunica media toplar damarlara göre daha geniş. Küçük atar damar ve arteriollerde bu tabakada elastin yerine tonlarca düz kas hücresi vardır. Bu damarlar o kadar kuvvetlidirler ki hepsi kasıldığında damarı lümene kadar daraltabilirsiniz. Bir sürü kas hücresi. Ve bu son derece mantıklı. Neden mi? Çünkü arterioller rezistans yani direnç yaratırlar. Bunun için tekrar ediyorum, burada tonlarca düz kas hücresi vardır ve bu gerekli olduğunda kan basıncını değiştirebilmek için rezistans yaratır. Bu anlamda yani kan basıncını düzenlemek için bu denli kasılabilen küçük atar damar ve arteriollere sahip olmak son derece faydalıdır. Evet, son olarak da tabii ki tunica externa'yı unutmuyoruz. Bu katman yine sinir uçları ve küçük kan damarları yani vasa vasorumları içeriyor. Harika! Henüz bahsetmediğimiz bir kan damarı tipi daha var. Kılcal damarlar. Kılcal damarları da buraya çizeceğim. Kılcal damarlar diğerlerinden biraz farklı olacak. Çünkü kılcal damarlar tek hücreli yapılarıyla gerçekten de çok ama çok özeldirler. Burada da lümen var. Ama lümeni çevreleyen bir sürü endotel hücre yerine kılcal damarlarda tek bir tane hücre vardır. Ve bu hücre tüpün iç duvarını tek başına oluşturur. Düşünsenize bir hücrenin içinde yolculuk eden bir başka hücre. Ya da al yuvar hücresini kucaklayan tek bir hücre. Gördüğünüz gibi kılcal damarlar şu ana kadar görmüş olduğumuz diğer damar tiplerinden oldukça farklılar. Şimdi bu şekillere bakarak atar ve toplar damarlar arasındaki farkları iyice anlamaya çalışalım.
Toplar damarların genel damar yapısına sahip olduklarını söyleyebiliriz. Geniş ve orta büyüklükteki atar damarların tunika mediasında büyük miktarlarda elastin, küçük atar damar ve arteriyollerin tunika mediasında ise çok fazla kas hücresi vardır. Bu kadar. Allah'a ısmarladık.